sergiler açıldı, türküler söylendi. Verilen mesaj ise ortaktı. Birlik ve beraberlik. Göresel oyunlarını oynadılar, geleneksel el sanatı ürünlerini tanıttılar. Türkiye'deki Yörük Derneklerinin temsilcileri Fethiye'de düzenlenen Yörük Yarını etkinliğinde bir araya geldi. Sonrasında bir yörük olmasında bir ateş yanıyorsa, bir ocak yanıyorsa bu ülkenin geleceği garantidir. Yörük kadınları yayıkta ayran yaptı. Körüklü çizmeler sergilendi, keçi kılından yünler eğrildi, çamurdan testiler yapıldı. Şehitlerin ruhuna lokmalar döküldü. Bölgede tatil yapan yabancı turistler de etkinliğe katıldı. Muğla, Antalya, Denizli, İzmir, Bilecik, Isparta, Eskişehir, Afyon ve Manisa'dan yörükler gecede buluştu. Yöresel kıyafetleriyle yörükler, yerel sanatçıların çalıp söylediği türkülerle oynadı. Gecede şiirler de okundu. İngiliz gelmiş de karaya dayanmış, akan şehit kanı denize koyamış. Yahya Çavuş'una üç arkadaşı geçirmemiş, düşmanı orada tam üç kona yalamış. Ruhlar şad olsun. Geçen yıl Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde şehit olan Piyade Er Adnan Ergen'in şehit olmadan önce sosyal paylaşım sitesine koyduğu Kara Kız türküsü de seslendirildi. Şehidin ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Yörük yanlış yola da girer ama asla vatanı satmaz. Vatanı satandan yanında bir